Evet arkadaşlar merhaba bugünkü konum başlıktan da anlayacağınız gibi Meprolite dünyanın en küçük gezi diye lanse edili, piyasaya çıkan galiba 3 yıl önce falan çıktı tam hatırlamıyorum şimdi de Meprolite şu şekilde olan bir gez arpacık arkadaşlar e, amaç şuradan kırmızı ve yeşili var şu anda kamerada tam emin değilim görür, biliyor musunuz ama iki yuvarlak bir araya geldiği zaman eee ...atışı daha hızlandırdığı ve daha çabuk atışlar yapabildiğinizi belirtiyor. Öyle mi? Evet, alışınca öyle. Ben bunu işte bir... ...bir yıl, bir buçuk yıl oldu galiba aldım. Ortalama 4000 falan atış yaptım bununla. Hatta glock tabancasının üstüne koydum ki bunu her götürdüğümde kullanıyorum ben glock tabancasını. Ee, şimdi onunla ilgili size düşüncelerimi söyleyeceğim. Bu düşüncelerimi niye söyleyeceğim size? Çünkü bana halin daha çok fazla mesaj ve yorum geliyor veya e-mail atanlar oluyor veya işte devamlı bunu nereden alabileceğini, nasıl olduğunu, kullanılabilir olduğunu, olmadığını otur yorumlar geliyor. Bunu getirmişken size anlatırken ayrıyetten Red ilgili düşüncelerimi de size söyleyeceğim. Bir de normal gez arpacıkla ilgili size düşüncelerimi de belirteceğim arkadaşlar. Hangisini kullanılır, nasıl olduğunu, ee, ne tür ne tür bir rahatlıklar olduğunu size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada silahlarımın hiçbirinde şarjör yok. Etrafımda mermi yok. Ve silahlarımızın hepsi boştur arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Ne var önümde? Glock var. İşte Glock 17 var. CZP-10C var. Bir de Canik uh, Combat var arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili size önce düşüncelerimi anlatayım. Bunu neden anlatıyorum söyleyeyim size. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz yerli firmalarımız genelde hep Amerika'nın 2-3 yıl işte gerisinden geliyor. Ve Amerika'da işte bir şeyler piyasaya çıkıyor. Ondan sonra işte şart çova düşüyor. Şart çova işte satılıyor. Ondan sonra piyasaya sürülüyor. Bir yıl 2 yıl falan kullanılıyor. Ondan sonra da Türkiye'de bazı işte onların klonları geliyor arkadaşlar. Kısacası bu. Şimdi bunu anlatmamdaki amaç hem bana soranlara cevap olsun. Hem bu ürün hakkında düşüncelerimi belirteyim sizlere. Hem de öbür işte Red Dot'la ilgili bir düşündüğümü söyleyeyim. Bir de yerli firmalarımıza hafiften bir haber vermiş olayım. Çünkü bu ürün önceden bir firma çıkardı işte Meprolight çıkardı. Bayağı bir satışını sundu. Ondan sonra da işte Saksaur SAS modelleri ve birkaç modelinde bu ee, işte P365 modelleriydi galiba. Onların işte e, gömülü olarak şekilde yuvasına girecek şekilde piyasaya çıkardı. Önce bir tutuldu bayağı. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ondan sonra patır patır hepsi geri müşteriler tarafından geri iade edilmeye başladı arkadaşlar. Çünkü gerçekten ama gerçekten çok kullanışlı değil. Özellikle gez arpacık ayarı yoksa yani bunun içinde siz kendiniz ayarlayamıyorsunuz. Bir kere o gez arpacı ayarlama diye bir olanağınız yok. Yani nasıl geldiyse o şekilde atışınızı yapıyorsunuz. O şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz ve bazılarında hep sola doğru veya sol yukarı, sol yana, sol aşağı doğru kaymalar oldu. Ve insanların bunu ayarlayamadığı için geri iadelerin çok fazla olduğu bir üründür arkadaşlar. Piyasada 120 ile 175 dolar arasında satılan, ortalama 150 dolara satılan bir gez arpacık sistemidir. Benim düşüncelerim nelerdir bununla ilgili? Atışı hızlandırıyor mu? Önce bir alışmanız gerekiyor. Alıştıktan sonra atışınızı hızlandırıyor. Ama... E, şöyle söyleyeyim 10 metreye kadar diyelim. Yani 10 metreye kadar atabiliyorsunuz. Kesinlikle hedef atışı atamıyorsunuz. Yani kesinlikle hedef atışı olayınız yok. Gerçekten yok yani. Çünkü silah nişan aldığınız zaman o iki içindeki iki yuvarlak nokta bir araya geldiği zaman atışınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ama ben şunu kendimde özellikle söyleyebilirim. Ben artık nasıl diyeyim? Yani insan silahla belirli şekilde yaptığı zaman artık silah sizden bir parça oluyor. 10 metrede gerçekten öyle hani gezarpıcıya çok bir ihtiyacınız kalmıyor. Bununla ne oluyor? Biraz daha yakınlaşıyoruz. Yani ben bunsuz bile normalde o derecede atış yapabilirim. O yüzden e, Türkiye'de de genelde hep hedef atıcılığı yapıyorsunuz siz poligonda veya orada burada. Hani dağlara, havaya, karaya atmadığınız sürece genelde poligona gidiyorsunuz. Poligonda 10 metrede, 20 metrede, 25 metrede nasıl vururum diyorsunuz değil mi? E, o yüzden de kesinlikle hedef atıcılığıyla alakalı bir gez arpıcık değil arkadaşlar. Yani bunu 10 metreye kadar ancak atıyorsunuz ve tam hedefi de ortadan vuramıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, tam o nişanı alamıyorsunuz. E, özellikle 20-25 metrelerde falan alakası yok yani. O yüzden çok kullanışlı bir şey mi? Hayır. Ben ilk aldığımda hoşuma gitmişti. Özellikle biraz alıştıktan sonra hoşuma gitmişti. Bu nasıl olabilir? Kullandığınız tabanca da olabilir. Yani taşıdığınız tabanca da olabilir. Normalde bildiğiniz gibi acil durumlar genelde hep 1 ile 7 metre arasında gerçekleşiyor. Ve o 1-7 metre arasında kullanma amaçlı üretilmiş gibi düşünüyorum ben. Ama oraya da zaten çok gez ve arpacıya da ihtiyacınız yok yani arkadaşlar. Sen kolunuzu kaldırıyorsunuz 1 metre. Yani bir insan bir gövdeyi bir sütreyi düşündüğünüz zaman orayı yani çok da nişan almanıza gerek yok. Yani şu kolunuz... Zaten o seviye geliyor. Tek el bile olsa fark etmiyor. Yani onu getirebiliyorsunuz yani öyle çok daha kaldırıyorsun atıyorsun yani gövdeyi vurabiliyorsun öyle bir hedef nişancılığı olmuyor herifin gözün bebeğinden vuracak halin yok yani öyle bir zamanı da olmuyor zaten o yüzden hadi bir nevi diyorum böyle üstündeki taşıdığın silah da olabilir belki ki bence de olamaz çünkü kırılabilir her şey olabilir e çünkü üstü plastik gibi bir şey yani kırılma ihtimali her türlü ihtimali var e, kısacası çok kullanışlı bir alet mi? Hayır değil arkadaşlar. Hiç hiç boşunuza, boşuna gaza gelmeyin. Çok fazla sorun oluyor bunu ilgili bana. E, kesinlikle öyle çok kullanışlı bir şey değil. Ben aldım denedim. İşte şu anda da bakınca güzel gözüküyor. Hani böyle iki kırmızı bir araya geldiği zaman hani ateşi falan yapıyorsunuz falan bilmem ne falan biraz şey gözüküyor ama bir de şeyi söyleyeyim karanlıkta alakası yok arkadaşlar. Yani karanlıkta hiç ama hiç gözükmüyor. Bakın şu anda kararttım şeyi şöyle kamerada göstermiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle hiç gözükmüyor arkadaşlar. Yani karanlık odada denedim. Hiç alakası yok. Yani hiç gez arpacık hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden gerçekten hiç kullanılır bir şey değil. Boşu boşuna hiç gaza gelmeyin. Kendinizi de şey yapmayın. Almak için de uğraşmayın. Öyle çok kullanışlı bir şey değil. Hedef atıcılığı için alakası yok normal taşımada da gerçekten çok şey değil. Bunu söylememdeki amaç tekrardan söylüyorum. Çok fazla sorun arkadaş oluyordu. En azından onlara cevap vermiş olayım. Ayrıca eminim ki yerli firmalardan özellikle bir firmamızı çok iyi biliyorum. Devamlı burada ne oluyorsa burayı iyi takip ediyorlar. Ya da şöyle diyelim. Yeni çıkan ürünleri takip ediyorlar. Ve kendi silahlarında yapıyorlar. Aslında hemen şu silahı alayım elime de hangi firmadan bahsettiğimi anlayın tebrik ediyorum öncelikle onu söyleyeyim Evet tebrik ediyorum burayı takip edip neler çıktığını ve ona göre silahı modifiye edip ve onunla ilgili ürünlerini geliştirmeleri Tamam güzel Eyvallah ama bir de buradaki çıkan ürünlerin şeyini takip edin yani o ürün gerçekten kullanışlı mı müşteriden geri gelen e, bilgiler neler o silah veya o ürün veya o aparat tutuldu mu? Eğer tutulmadıysa, geri dönüşümünü takip etmediyseniz o zaman burada piyasada gerçekten tutulmayan bir ürünü siz de kendi silahınızı üretip yeni nesil diye piyasaya çıkartabilirsiniz. Şimdiden bunun haberini vereyim. Gerçekten kullanışlı değil. Yani şu alet gerçekten kullanışlı değil. Ve burada çoğu geri geliyor. Hatta Six Hour'da bu tür taşıma silahlarında küçük P365'lerde bu gez arpacıklı olan sistemden dönüp tekrardan normal gez arpacığa döndü arkadaşlar. Çünkü çok fazla sorunu oluyordu. Beni izleyen arkadaşlar bilsin görsün ki gerçekten çok kullanışlı bir gez arpacık sistemi değil arkadaşlar. Bir kere bunu kafadan söyleyeyim. Boşuna hiç kendinizi yormayın veya yeni silah böyle çıktı diye bunu da almaya kendinizi zorlamayın arkadaşlar veya kafanızı takmayın. Şimdi bununla ilgili konuşurken bir de Red Dot'larla ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bu kombat silahım öncelikle 20 bin atışa geldi. Kesinlikle hiçbir sorun yaşamadım onu söyleyeyim. üstündeki Red tatta da 20 bin atış, 20, ya yani 19 bin atışta falan çünkü bin taneden falan sonra takmıştım galiba. bu bir de ade. yani şöyle söyleyeyim. Çünkü bende mesela Vortex var, Trigram var veya Trigula falan bu değişik Reddatlar falan da var. Six Tower'un falan. E, bu adet normalde benim normal silahlarımın üstüne taktığım galiba e, 75 dolar, 100 dolar civarında olan bir Red Dot. E, yani çok da bozulsa da çok üzülmeyeceğim bir Red dot diyelim. Ama bu zamana kadar iyi çalıştı. Onun da şeyini vermiş olayım. Yani benim adayım adayı hiç şeyim yok. Ama en azından onun bilgisini de vermiş olayım size. E, ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Red dot alırken veya dürbün, red dart o tür şeyler alırken arkadaşlar özellikle kaliteli ürün almaya çalışın. Yani en kötü adı alın. İşte Vortex'idir, Trigun'dur, trugoldur. bunların hepsi gerçekten kaliteli ürünler olduğu için daha uzun süre gidiyor. Yani sizi yarı yolda bırakmıyor. Çünkü kısacası ucuz boktan ürünler her an kırılabiliyor, bozulabiliyor, şey olabiliyor, ayrı kaçıyor, her şey oluyor arkadaşlar. O yüzden... Red Dot veya dürbün olaylarında kesinlikle iyi kalitelere gidin. Ha, şimdi bunu da söyleyeyim. Red Dot almaya değer mi? Red Dot'ın özellikleri nelerdir? Tekrardan kendimden ilgi Red Dot'la toplam atışlarımı söyleyeyim size. Herhalde 70-80 bin atışım vardır rahat. Red Dot'lı tabancalarla yaptığım atışlar. Benim tamamen kendi şahsi düşüncem bu arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim özellikle kendi şahsi düşüncem olduğunu size belirteyim. Red Dot gerçekten yararlı mı ve neye yararlı? Şunu özellikle söyleyeyim. Bence bence 15 metreye kadar beni hani Red Dot hızlandırıyor diyorlar. Red Dot daha basit oluyor diyorlar. Red Dot atış şöyle Red Dot atış böyle falan ama bence bir pazar arkadaşlar bu. Yani birisi üretti çıktı bu pazarı sundu. Herkes böyle alıyor işte şey yapıyor böyle çok e, ee, sanki redda sizi ne bileyim böyle dünyanın en iyi atıcısı falan yapıyormuş gibi. Alakası yok arkadaşlar. Bugün cidden söylüyorum alakası yok. 15 metreye kadar reddatsız yani normal gez arpacık bence reddattan çok daha iyi. Bununla yani normal gez arpacıkla çok daha hızlı ve sarı atış yapabiliyorsunuz. Çünkü atışı yani normal ne getirebiliyorsunuz. Yani silah çektiğiniz anda siz odaklanmayı yapabiliyorsanız gözünüzü alıyorsanız şeyi getirebiliyorsunuz arpacıkla odaklanmayı hiçbir sorun yok arkadaşlar. Aynısını çünkü Red Dot'ta yaptığınız zaman bu sefer Red Dot'ı bulmaya çalışıyorsunuz. İnsanlardaki en büyük hata o. O yüzden zorlanıyor arkadaşlar. 15 metreye kadar bence düz gez ve arpacık çok daha kullanışlı. 15 metreden sonra hedef atışlarında özellikle Red Dot işinizi daha kolaylaştırıyor. Bu da işte 3MOA, 6MOA ile ilgili yani ne kadar yakınlaştırdığı ile ilgili red dot'taki datın noktanın kırmızı veya yeşil. Onu da söyleyeyim. Herkes bana soruyor abi kırmızı mı daha iyi yeşim mi daha iyi. Ben bunu şöyle çözdüm. Benim gözlerim kırmızıya daha iyi görüyor ve kırmızı benim için daha iyi. Bazılarında yeşil. Bu tamamen insanların gözleriyle olan alakalı bir durum. Yani... Bazı insanlar kırmızıya daha iyi görebiliyor. Bazıları da yeşil daha iyi görebiliyor. Ama önemli olan kırmızı ve yeşil. Bu iki renk özellikle çok daha kullanışlı. Bunda da mesela reddek, fiberaktır, kırmızı. E, kimin işine yarar reddat onu söyleyeyim. Uzun mesafe atıyorsanız söylüyorum 50 metre, 60 metre, 100 metre atıyorsanız. Sen şuna da bir cevap yap, yap, yapabilirim. Şimdi konu konuya geçiyorum da. Bana devamlı işte benim 100 metrelik 200 metrelik atışlarımdaki videolarda millet işte yazıyor abi yok daha neler işte merminin kutusunda da silahın şeyinde de yazıyor ki işte atışlar 50 metreye gitmez mermi 50 metreyi geçmez 60 metreye geçmez. Arkadaşlar o verilen bilgi çekirdeği namludan çıktıktan sonra düz şekilde yani hiçbir düşme yaşamadan düz şekilde gideceği uzaklığı söylüyor. Yani siz dürbünü düşünün yani dürbünde siz tıklarla oynadığınız zaman bir tık iki tık ayarını verdiğiniz zaman aslında dürbünü siz yukarı aşağı kaldırmıyorsunuz. Yani dürbünle oynayarak siz tüfeğin veya tabancanın önünü yukarı doğru kaldırmış oluyorsunuz. Bu da size o point of aim dedikleri açıyı sağlıyor. Yani siz 50 metrede mermi dümdüz gittikten sonra belli bir süre sonra aşağı doğru düşmeye başlıyor. O mesafe 50-60 metre. Yani çok rahat bir açıyla yani bunun işte 100 metrede 15 santim, 150 metrede 35 santim normal 124 grain bizim mermilerden bahsediyoruz. 100 metrede 15 santim, 150 metrede 35 santim, 200 metrede de 1 metre 10 santim, 1 metre 15 santim düşme açısıyla verdiğiniz eğime göre yani o kadar yüksekte nişan alırsanız çekirdeğiniz hedefe düşüyor arkadaşlar. Bunda şeylik yok. Neyse. Kimler kullanabilir? Dediğim gibi uzun mesafe hedef atıcıları veya köyde veya işte çoban veya hayvanlarını işte uzaktan kurt geliyor. Onu onu korumak için falan bilmem ne 50 metre, 100 metre atış edenler için. Veya zevkine 70 metre, 100 metre atış yapanlar reddat kullanabilir. Yoksa gerçekten söylüyorum reddatın çok fazla bir önemi yok. Kendinizi boşunuza zorlamayın arkadaşlar. Bunu çok açık günün Rahatlıkla söylüyorum. Çünkü normalde silahlar 7 metre altında kullanılır. Hadi biz 15 metre diyelim. 15 metreye kadar da çok rahat normal bir gez arpacık sizin görevinizi görüyor arkadaşlar. Sizin kullanmanız için gereken şeyi görüyor. Ha yok ben 15 metre değil de devamlı 25 metrede şey gibi ateş etmek istiyorum diyorsunuz veya daha uzun mesafe o zaman reddet alabilirsiniz. Reddat alırken de dikkat etmeniz gereken iki noktayı söyleyeyim arkadaşlar. Bazı reddatları şimdi arkasında gezi de oluyor. Onu almaya çalışın. Veya gezden ayrı öne alt aparatı şeyli geliyor. Mesela gez bölümünü de tutuyor. Ondan sonra önüne geliyor reddat. Öyle almaya bakın. Bir de alacağınız reddatın pilleri üstten değiştirilmesi olmana bakın. Yani mesela Vortex Viper alttan yani reddatı çıkartıp alttan pilini değiştirmeniz gerekiyor. Veya Vortex Venom üstten değiştiriyorsunuz hiç ayarı bozulmadan. Ha, bozulur mu ayarı? Bozulur. Neden bozulur? Çünkü bazı arkadaşları da işte bozulmaz onu. Çünkü taktığın zaman taktığın zaman gidiyor. Hayır kardeşim siz o vidayı her vidayı sıkışınızdan bile o ayar bozuluyor. Yani sen sağ taraftaki vidayı 3 kere çevirip soldakini bir kere çevirdiğin zaman birazcık böyle sağa doğru aşağı doğru falan kaymalar oluyor. O yüzden oluyor yani. Red Dot seçimlerinizde dikkat etmeniz gereken iki şey. Çünkü pili mili biterse bir anda doğru düzgün atış yapamıyorsunuz. Arkada mutlaka gezi olsun ve üstten pilin değiştirmesi olan olsun arkadaşlar. Yani kısacası kısacası ne şöyle iki tür gez ve arpacık maceralarına maceralarına bulaşmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Cidden söylüyorum. Siz normal şu şekilde gez arpacınızı alın. Normal gez arpacınızla hayatınıza bakın. Burada dikkat etmeniz gereken nedir? Normal gez arpacık gez ve arpacıkta. Arpacığınızın kırmızı veya yeşil olmasına, gezinizin de noktaların beyaz olmasına dikkat edin veya düz siyah olmasına dikkat edin. Ama düz siyahtansa küçük şöyle gibi fosforlu gezler olursa görüş açınızı çok daha güzel yapıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle karanlıkta da çok daha atış imkanı sağlıyor size. Çünkü bunu kaldırdığınız anda size direkt kiri göz gibi parlıyor. Yani arkadakilerin açık renk, öndekinin kırmızı veya yeşil olması bir anda gözünüz koyu rengi, öne arpacağı odaklanması çok daha basit olduğu için ve arkadaki gezdeki beyaz noktaların parlamasından da hedefinizin dışarınızı odaklamamızı çok rahat yapabildiğiniz için hedefe kilitlenmeniz çok daha basit oluyor. Eğer arkası düz siyah olanlar normalde turnuva amaçlıdır. Çünkü arkası düz olduğu için direkt öndekine e, odaklanmamızı sağlıyor ama genelde gündüzleri olur. Gündüz havada açık havada arkayı da gezi de görebildiği için sorun yaşamıyor. Ama siz normal taşıdığınız silahta veya evinizde bulundurduğunuz silahta arkadaki gezlerin beyaz noktalı öndeki arpacın da kırmızı veya yeşil olmasına dikkat edin. Aynı renk olduğu zaman gözün odaklanması biraz daha zaman oluyor zor oluyor. O yüzden e, önü renkli tutun. Ee, hani diyelim ki alamıyorsunuz edemiyorsunuz. Küçük fosfor boyaları var. Şöyle kibrit çöpüyle veya kürdanla böyle hafiften damlata damlata arada sırada fosforlu yapabilirsiniz. En azından öndeki arpacağı yapın. O şekilde görme imkanınızı sağlar arkadaşlar. Şu şekilde bir daha göstereyim. Şöyle. Yani normal gez arpacık. Metroplay gez arpacık sistemi ve red dot sistemi arkadaşlar. Bununla ilgili çok sorular ve yorumlar gelmişti. En azından düşüncelerimi paylaşmak istedim. Özellikle bu Mapro Light ile ilgili gelmişti. Bunun yanında Red Dot ile olan düşüncelerimi de söylemek istedim size. Ve tabii ki normal gez ve arpacıkla olan düşüncelerimi de size iletmek istedim. Çok fazla maceraya girmenize gerek yok. Bu Mapro Light ile uğraşmanıza gerek yok. Ve yerli firmalarımız da mutlaka Amerika'yı klonladıkları için, takip ettikleri için mutlaka onlarda da çıkacak. Bu ürün tutuldu mu? Veya Ned gibi sorunlar yaşatıyor veya yaşattı mı? Çünkü gerçekten özellikle Sixth Hour'larda çok fazla sorun oldu ve bununla ilgili gerçekten çok fazla insanlar silahlarını geri verdiler. Çünkü Sixth Hour'ın taşıma küçük olan P365'lerin de direkt silahın üstünde geliyor. Yani onu çıkartıp değiştiremiyorsunuz bir de ayarını da yapamıyorsunuz. Ve insanlar sırf o yüzden o silahı da geri verdi ve o p 365 de şimdi artık normal gez ve ya döndüler tekrardan. Gerçi şunu göstereyim yanlışını gösterdim. Normal gez ve döndü tekrardan ki satışların normali olsun diye ve bundan vazgeçtiler. O yüzden çok fazla kullanışlı bir şey değil. Ben şimdiden haber vermiş olayım. Beni izleyen abone arkadaşlarımıza kendinizi sakın bu Meprolite sevdasını kaptırmayın. Öyle çok kullanışlı bir şey değil arkadaşlar. Bu arada gezde arpacıklı ıı, Red Dot'larla ilgili düşüncelerimi de söylemiş olduğum size. 15 metreye kadar gerçekten çok fazla bir etkisi yok arkadaşlar. Hatta benim açımdan ben normal gezle arpacıkla çok daha rahat, daha hızlı nişan alıp ateş edebiliyorum. 15 metreden sonraki atışlarda tamam Red Dot'ın nişan alımı biraz daha kolaylığı var. Ama yavaş hedef atışlarında diyelim 20 metre ve daha üstündeki atışlarda diyelim. Düşüncem o şekilde arkadaşlar. Bunlar tamamen benim kendi düşüncelerim olduğunu size belirtmek isterim. Siz tabii ki gönlünüzce istediğinizi yapınız. Ama bana soracak olursanız çok fazla maceraya girmeyin. Normal gez ve arpacıkla kullanmanıza devam edin. Arkadaki arpa beyaz noktaları olsun. Öndeki arpacığın kırmızı veya yeşil olması, fosforlu olması sizin için çok daha kullanışlı olacaktır arkadaşlar. Neyse siz yine düşündüğünüz yoruma yazın veya sorularınız varsa yorumlu alt bölümde yorumlara ekleyin. Ben size cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar ama düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka atladığım yerler vardır veya sizin daha sormak istediğiniz şeyler vardır. Onları da sorabilirsiniz. Ben zaman buldukça hepsine cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Selamlar.